Adnan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim Sinan Bey, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ben ekibimiz adına çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Estağfurullah. Biz de sizin burada olmanızdan mutluyuz. Bizim için de gerçekten büyük bir keyifti. Röportajıma ben öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Adnan Bey'den bahsetmek Tabii. istiyorum böyle kısaca. Adnan Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Adnan kimdir? Adnan 1985 Gaziantep doğumluyum. Burada yaşadım, burada büyüdüm. Sonra lisans eğitimimi Ukrayna, Kiev bölgesinde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimimi Almanya Duisburg Üniversitesi'nde bitirdim. Evet. Uluslararası siyaset bilimi alanında uzmanlaştım. Daha sonra farklı işler yaptım ama eğitim sektöründe kendimi daha çok görmek istiyordum. Sürücü kursu olarak eğitim sektörüne atıldık. Ve Gaziantep'te şu anda 2 yıldır faaliyet gösteren... Ciddi mesafeler de kat etmişsiniz aslında. Çok ciddi mesafeler kat ettik. Çünkü burayı ilk açtığımız sıralarda sektör çok vahim durumdaydı. Ama biz sektörü bir üst seviyeye çıkarmayı başardık. Şu anda Gaziantep bölgesinde 5 farklı dilde eğitim veren tek özel öğretim kurumuyuz. Evet. Aynı zamanda bütün araçlarımızla 170 beygirlik sürüş keyfi veren benzinli marka olarak da tabii reklam olmayacaksa Alfa Romeo ile eğitim veren şu anda Güneydoğu Anadolu bölgesinde tek kurumuz. Ya bunlar çok ciddi hizmetler. Hani bakmış olduğumuz zaman genelde hani biz ehliyet almak istediğimiz zaman çok böyle sıkıntılı süreçler geçer. Evet. Hani bu araba markası konusunda bile. Siz hem bunları burada kırmışsınız. Bir de şunu merak ediyorum ben. Sizin buradaki eğitim sisteminiz nasıl işliyor peki? Eğitim sistemimiz öğrenci odaklı tamamen. Öğrenciyi ne isterse ona göre düzenlemeye çalışıyoruz. Zamanlarını öğrenciye göre ayarlamaya çalışıyoruz. Bu da bizim başarımızı yükseltiyor. Hem teorik aşamalarda hem uygulama sınavlarında öğrenci odaklı olduğumuz için başarımız şu anda Şahinbey bölgesi, Gaziantep Şahinbey bölgesinde %80 üzeri çalışıyoruz. Bu da bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Ciddi bir rakam, %80. Tabii ki tercih edilen bir kurum haline geldik 2 yıllık bir süreç içerisinde. Evet. Şu anda kurumumuzun full kontenjan çalışması, aynı zamanda Almanya bölgesinde partner bir okul işbirliğiyle Duisburg'da başka bir sürücü kursu açma fikrimiz var ileriye dönük. Evet. Yani şirketimizi bir markalaştırma yolundayız şu anda. Zor bir iş yapıyorsunuz Adnan Bey. Yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Siz hizmet verirken burada nelere dikkat ediyorsunuz? Sinan Bey, biz hizmet verirken en çok dikkat ettiğimiz husus güler yüzlü olmak ve profesyonel eğitim vermek. Ya bu da kadroyla olur, personel kadromuzla. Tamamen. Bizim bütün kadromuz en az üniversite mezunu, bu işlerinde uzman kişilerle çalışmayı öngörüyoruz. Çünkü bu işin uzmanlarıyla başarı getirilebilir. Devam edecek olursak buradaki bütün kursiyerlerimize, bütün adaylarımız bizden ehliyet alma süreci içerisindeyken kardeşlik, abilik duygularıyla burada samimi bir hava, bir aile ortamı yaratmayı ve bu ortamda ehliyetlerini daha rahat almalarını sağlıyoruz. Evet. Bizim amacımız öncelikle bu. Evet. Çok severek yapıyorsunuz ama işinizi. Bence sizin en büyük başarınızın sırrı bu Adnan Bey. Yani görmüş olduğumuz kadarıyla. Evet, evet. İşimi gerçekten çok seviyorum. Çünkü bu iş insanları tanımayı, daha fazla insanlara erişebilmeyi, insanlara yardım edebilmeyi çok... Mutlu oluyorsunuz değil evet, mi? Evet, tabii ki. Yani onların o yüzündeki tebessüm, teşekkür etmeleri. Tabii ki, dua etmeleri. Dua etmeleri. Çünkü bunlar parayla, pulla ölçebilecek değer ve haz değil. Kesinlikle Sinan Bey, kesinlikle öyle. Buradaki memnuniyet tamamen öğrenci odaklıyız. Öğrencilerin, yani ben her zaman söylüyorum, bütün vatandaşlarımıza, bütün kursiyerlerimize, olsun ya da olmasın, buraya gelip bir çayımızı, kahvemizi içmeleri, bizi tanımaları yeterli. Evet. Bu şekilde söyledik. Hedeflere ulaşabildiniz mi? İstediğiniz yerde misiniz? Daha değil. Daha değil. Neler daha var peki projelerde? Var.
birçok projelerimizin içerisinde olduğu gibi bütün özel öğretim kurumlarına el atabilmek. Yani eğitimi kaliteli hale getirebilmek. Evet, yukarı çıkartabilmek. Bunu da hem dershaneleşme, hem orta öğretim düzeyine inebilme, hem lise düzeyine çıkabilme, belki de üniversite. Neden olmasın? Ama tabii zamanla olabilecek şeyler tabii bunlar. Ki. Biz bu yolda başarılar dilerim sizlere. Teşekkür ederim sizden. Biz herkesi buraya davet edelim. Ekran başındaki izleyicilerimiz de en azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim. Tabii ki. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Buyurun son sözlerinizi alalım. Ben de size katılıyorum. Bütün herkesi buraya bekleriz. Hiç yoktan bizi tanısınlar, bizi bilsinler. Evet. Bu da bize yeterli. Evet. Bize yeterli yani. Bunları da söyleyerek bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamı diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.